Beykent TV ekranlarından hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün aslında çok uzun zamandır problem olmaya başlayan internet kullanımı gençleri ve çocuklarımızı da çok etkilemeye başladı. Bu durumu konuşacağız. İnternet kullanımının sınırlandırılmasını konuşacağız. Bunları konuşmak için yanımda uzman psikolog Uğur Koçdemir var. Hoş geldiniz Uğur Merhaba, Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Evet, internet kullanımı artık çok fazla artmaya başladı. Evet. Hem çocuklarımızda hem de gençlerimizde. Bununla ilgili bahsedeceğiz ama ilk önce acaba internet bağımlılığı ile ilgili bağımlılığın tanımını yaparak başlayalım diye düşündüm. Tabii. Şöyle, bağımlılık aslında yani genel bir kavram baktığımız zaman. Davranışsal bağımlılıkların çok fazla olduğu aslında bir dönemde yaşıyoruz. Davranışsal bağımlılıktan ziyade bir bağımlılığın genel tanımını yaparsak eğer bir davranış ya da bir nesnenin kullanımıyla ilgili ya da bir davranışın sürekliliği ile ilgili kişinin o davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesi, yineleyici bir şekilde o davranışı tekrarlaması, burada bir iradenin kalkıyor olması ve zamanın büyük bir çoğunluğunu bu davranış üzerinde geçiriyor olması, bu davranışla meşgul olması aslında bağımlılığın bir tanımı olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu bağımlılık sürecinde aslında bizim anlattıklarınızın beyin üzerinde de bir değişim sergilenme ihtimalinin olabileceği doğurdu. Tabii. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şöyle, zaten bağımlılık aslında beyindeki ödül odaklı merkezle ilgili. Baktığımız zaman bir doğal ödüllerimiz vardır. İşte annemizin bize sarılması olsun. Sinemayı çok seviyorsak sinemaya gitmek olsun, işte çok sevdiğimiz bir yemeği yemek olsun ya da cinsellik. Aslında bunlar birer doğal ödül ve beynimizdeki o ödül merkezi, ödül sistemi dopamin denen bir nörotransmitter madde ile aslında bize zevk veriyor, keyif veriyor ve bundan mutlu oluyoruz bu davranışlardan. Fakat madde bağımlılığı gibi dışarıdan alınan bir uyarıcı ya da uyuşturucu madde bu ödül yolağını etkili hale getiriyor ve dopamin dediğimiz o bize keyif veren, bizi mutlu hissettiren nörotransmitter maddenin salgılanmasını arttırıyor. Yine dışarıdan bir şey almadığımızda da işte bu internet bağımlılığı gibi, kumar bağımlılığı gibi bağımlılık türlerinde, davranışsal bağımlılık türlerinde de aslında beyin kendi kendini devreye sokuyor. Ve o dopamin dediğimiz nörotransmitter madde dışarıdan bir uyarıcı almamamıza rağmen davranışsal yollarla da çok fazla o ödül merkezini uyarıyor. Ödül merkezi dopamin salgıladıkça bizim keyif almamız ve mutlu hissetmemiz daha çok artıyor. Davranışsal bağımlılık olan bir internet bağımlılığı ya da bilgisayar bağımlılığı ya da oyun bağımlılığı aslında beynin kendi kendini uyarması, dopamini salgılatması ve dopamini alan reseptörlerin, alıcıların aktif bir şekilde yani normal doğal olarak almış olduğumuz o mutluluk hazı daha çok arttırıyor. Daha çok artmasına sebebiyet veriyor. Bir süre sonra bu sistem bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Artık diyelim ki 3 saat oyun oynadığımızda aldığımız keyif bir süre sonra artık keyif vermemeye başlıyor. Sonra 5 saate çıkartıyoruz. Sonra 6 saate çıkartıyoruz. 7 saate çıkartıyoruz. Derken bu artan bir durum ortaya çıkartıyor. Bir süre sonra zaten salgılanan o dopamin alıcılar tarafından alınmıyor. Alınmamaya başlıyor ve 24 saat oynasak bile o ilk başlardaki aldığımız keyfi artık vermemeye başlıyor. Zaten sistem bir kere bozulmuş oluyor ve böylelikle bağımlılık denen süreç artık başını almış, gitmiş oluyor ve bir beyin hastalığı ya da beyinden kaynaklanan bir problem olarak ortaya çıkması da bu yüzden dolayı. Peki nasıl belirtiler gösteriyorlar bu süreçte kişiler? Yani şöyle, aslında Young'ın 1996 yılında patolojik kumar bağımlılığının revize edilmesiyle, yani ona bakılarak, ölçüt alınarak ortaya koymuş olduğu bir kriter listesi var. Çünkü daha DSM-5'e geçmedi. Bir hastalık olarak görmüyoruz. Ama işte dediğim gibi bir ölçek ya da bir tanı kriteri aslında geliştirilmiş. Bu da geçtiğimiz yılda, yani 2018 yılında
Amerika'da büyük çapta bir araştırmayla bu ölçek, yangın vermiş olduğu belirtilerin ölçeği aslında standartize edilmiş şu anda. Baktığımız zaman bu belirtiler neler? Çocuğun günlük yaşantısında çok fazla zihinsel uğraş haline geliyor olması. Yani eve gideyim, oyun oynayayım, işte okuldan çıktığım zaman hemen oyuna kaçayım, işte bu oyundan sonra ne yapmam lazım, bunu planlaması, sürekli bir zihinsel uğraş var. Bu bir kriter. Diğer bir kriter, oynama kesildiği zaman ya da internete girilmediği zaman ya da bilgisayarın başında oturulmadığı zaman bir huzursuzluk, çökkünlük, kızgınlık, öfke. Yoksunluk belirtisi gibi tabii, aslında. Yoksunluk belirtisinin ortaya çıkıyor olması. Ondan sonra planlanan saatten daha fazla süre bilgisayarın ya da oyunun, internetin başında oluyor olmak. Bunun gibi tanı kriterleri aslında bağımlılık, internet bağımlılığı dediğimiz süreci anlamamızda etkili. Tabii bunlar 8-9 kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi işte kullanılmadığı zaman ortaya çıkan, biraz önce bahsettiğim fiziksel belirtiler olabiliyor, ruhsal belirtiler olabiliyor. Kişi artık ailesi, sosyal yaşantısı ya da okul yaşantısında aksamalar olabiliyor. Yine kullanılmadığı zaman kişinin sürekli olarak zihinsel bir meşguliyeti var bununla ilgili. Bunlar daha çok belirti olarak karşımıza çıkan durumlar. Peki fiziksel olarak bir bozulma, belki yeme bozukluğunda, belki vücutta bir bozulma meydana geliyor mu? Evet, postürde bir bozulma ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalarda yine obezite ile çok ilişkili. Yine yapılan araştırmalarda uyku problemleri, uyku bozuklukları, gözlerde kuruma gibi yine fizyolojik belirtileri oldukça yüksek. Yine yeme bozuklukları da aslında yapılan araştırmalarda internet bağımlılığıyla ilişkili bulunmuş. Evet. Bir de burada aklıma şey geldi. Hani dürtü kontrolüyle ilgili bir sorundan bahsediyoruz aslında. Kendini durduramamadan bahsediyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla acaba dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda görülme olasılığı belki biraz daha, hani o yüzden daha mı dikkat edilmeli o çocuklara diye düşündürttü bu süreç bana. Zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla internet bağımlılığının anlamlı bir ilişki içerisinde olduğunu gösteren çalışmalar var. Hem ülkemizde var hem de yurt dışındaki çalışmalarda bununla ilgili bir anlamlı birliktelik söz konusu. Belki dediğiniz gibi böyle belirtileri olan bir çocuğa daha özverili, daha dikkatli, daha kontrol sistemini geliştiren bir yaklaşımla süreci götürebilir aileler. Şimdi bağımlılık sürecinde aslında genel olarak söylediğiniz süreçte hep şu söylenir. Kişi bağımlı olmadan biz onu kurtaralım ya da ona bu sürece geçmeden önce önleyelim bu süreci. Dolayısıyla önleme sürecinde neler yapması gerekiyor ailelerin? Yani belki internete sınır koymak ama bunun dışında aktiviteler kazandırmak gibi neler olabilir? Yani şöyle, aslında onu anlayabilmek için ilk başta bir bağımlılığın döngüsüne bakıyor olmakta fayda olabilir. Çünkü merak birinci adımdır. Yani ilk başta çocuk merak eder. Oyunu merak eder, bir yerden duymuştur, birileri söylemiştir. Ya da sosyal medyayı merak eder. İşte bir şekilde girer ve o merak giderilir, biter. Bu birinci adım. Daha sonrasında eğer sosyal, ikinci adım dediğimiz sosyal kullanım adımına geçerse eğer, kişi arkadaşları kullanıyor interneti ya da işte bir oyun üzerinde çok fazla meşguliyeti oluyor ve bunu söylüyorlar çocuğa. Çocuk da artık merakı geçmiş boyutta o grubun içerisinde olabilmek için. O oyun hakkında ya da o kullandığı uygulama hakkında bir bilgi sahibi olduğunu gösterebilmek için. Yani o gruba ait hissedebilmek için kullanmaya başlıyor. Daha fazla kullanmaya başlıyor. Artık burada merak devre dışı, artık bir sosyal kullanım var. Üçüncü adıma gelindiğinde ise kişinin problemleri olabilir. Aileyle ilgili problemleri olabilir ya da okulla ilgili problemleri olabilir. Bu problemlerden kaçmak için kullanmaya başlıyor ve daha sık kullanmaya başlıyor. Kişinin sosyal ilişkileri zayıftır. Kişi yalnız hisseder. Ya da stres altındadır ya da boş vaktinde ne yapacağını bilemiyordur. Böyle bir durumda kişi sürekli internete
odaklaşıyordur, yoğunlaşıyordur. Artık burada bağımlılığa giden süreçte artık son adıma gelinmiş olunuyor. Zaten son adımda artık bağımlılık evresidir. Onun için de hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ya merak olsun olmasın, işte yalnız olsun olmasın, boş zamanda ne yapacağını düşünüyor olsun olmasın, sürekli internetle vakit geçirmeye başlıyor. Belirti olarak mı söylemiştiniz? Yok, bu süreçleri sordum ama bu aklıma şunu getirdi. Bazen aileler biz bunları konuştuktan sonra o zaman hiç internet kullanmasın çocuğum çünkü sonunda bağımlı olmasın diyor. Aslında bunun da uzmanlar yanlış bir yaklaşım olduğunu söylüyorlar. Belki hani doğru kullanım hakkında bilgi vermek de çok değerli olur. Evet, yani sonuçta interneti hepimiz kullanıyoruz. Yani zararları olduğu gibi faydaları da oldukça fazla. Çünkü bilgiye ulaşma konusunda artık hemen elimizin altında olan bir sistem ve kullanmakta da fayda var. Bununla ilgili belki sınırlar üzerinden konuşabiliriz. Evet. Tabii baktığımız zaman zaten bütün bağımlılıklarda aslında sınır çok önemli. Yani aile içerisinde var olan sınırların ve kuralların olmaması, ortadan kalkması ya da parçalanmış ailenin ortaya çıkması ya da babanın ilgisizliği, annenin ilgisizliği olabilir, yeni bir kardeş olabilir. Yani bir şekilde evdeki sistemin, kuralların bozulmasıyla birlikte aslında diğer bağımlılık türleri de ortaya çıkabiliyor. Sadece internet bağımlılığı değil. Evet. Madde kullanımı olsun, bunlar da bir sorun aslında. Evdeki kuralları ve sınırları tekrardan hayata geçirmek gerekiyor. Evet, yani onları sınır tekrar inşa etmek çok önemli. Tabii. Bozulmuşsa, eğer normal giden bir sistem bozuluyorsa tekrardan o sisteme dönmekte fayda olabiliyor. Çoğu zaman belki ailelerle çocuklar arasında çatışma yaşanabilir. Zaten bu da bağımlılığın kriterlerinden aslında bir tanesi. Evet. Aile ilişkileri bozuluyor çünkü. En önemli şey aslında bağımlılık konusunda ev içerisindeki kuralların ve sınırların oluyor olması. Hiç kullanma değil. Bir saat sınırlaması olabilir, zaman sınırlaması olabilir. Aynı zamanda sadece ev içerisinde bulunan ve sosyal ilişkileri kötü olan bir bireyse, bir çocuksa ya da bir ergense daha çok sosyal hayatın içerisine katabilecek aktiviteler, hobi edinmesini sağlamak, aile içerisinde birlikte fazla vakit geçirmek, kitap okumaya teşvik etmek, işte bir yüzme olabilir, spor olabilir, sporun herhangi bir dalı olabilir. Bunlara yönlendirmek aslında ailelerin yapabileceği en iyi şey. Belki de doğru örnek olmak da çok önemli. Çünkü ailelerde de aslında internet kullanımı çok yaygın. Evet, çünkü yani biz de kullanıyoruz. Herkes kullanıyor bu interneti. Evet. Herkesin elinde telefon. Eve girdiği zaman annenin babanın elinde de telefonu görmek aslında hiç anormal bir şey değil. Çünkü evet, kullanıyor, herkes kullanıyor. Eğer problem varsa, orada bir yoğun bir şekilde internetle zaman geçirme söz konusu oluyorsa çocuğun da böyle bir davranış sergilemesi aslında normal. Çünkü rol model alıyor. Burada bir de çocukluk ve ergenliğin internet kullanımında bir farklılık var. Yani çocukların artık daha çok oyun evet, ve video, çizgi film izleme üzerine davranış örüntüsünün çok olduğunu görüyoruz. Ergenlikte ise çok daha fazla sosyal medya kullanımı ve sosyal medyanın yanlış kullanımına dair örnekler görüyoruz. Ben önce çocukluktan bahsedeceğim. Bir danışanın şöyle bir şey yaptığını biliyorum. Bir çocuğun geldiğinde çocuk oyun oynarken artık herhalde büyük ihtimalle çok uzun süreler oyun oynamış ki gerçeklikle, çocuklukta gerçeklikle sanallık arasındaki o farkı ayırt edemiyordu. Yani oyun oynarken oyunu aslında bilgisayar oyunu gibi oynuyordu. Belki buralarda hani neler yapmak gerekiyor ya da buradaki sınırlar sanki bir ergenlikteki sınırlardan daha farklı olmalı gibi düşünüyorum. Tabii bir ergene koyduğumuz sınırla bir çocuğa koyduğumuz sınır arasında fark vardır. Yani ergene koymak daha zordur, çocuğa sınır koymak daha kolaydır. Yani bu bir avantaj aslında. Yani eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ailelerin belki bir uzman görüşü alması ve bir uzmanla irtibat halinde oluyor olması işleri daha çok kolaylaştıracaktır. Peki gençlikte, ergenlik döneminde de dediğimiz gibi sosyal medyada çok sıkıntılar yaşanıyor. Sosyal medya kullanımı nasıl olmalı ve çocukların ya da gençlerin sosyal medyadan beklentileri neler ve neler olmalı? Belki bunları konuşmak da önemli. Evet, şöyle şimdi ergenlik döneminde bilirsin sen de aslında en önemli özelliklerden bir tanesi kişinin kendine bakıyor olması ve kişinin
çoğu kişi tarafından beğeniliyor olmasını ister. Yani sürekli de gözler onun üzerindeymiş gibi, evet, herkes onu izliyormuş gibi bir düşüncesi vardır. Şimdi sosyal medyada da aslında buna tam olarak zemin hazırlıyor. Aslında beğeni kazanmak, beğeni artışı onlar için bir sosyal statü haline gelmiş durumda. Ne kadar çok beğeni ya da ne kadar çok arkadaş onlar için sosyal kabul edilebilirliği arttıran bir durum. Bu dönemdeki aslında videoların çok fazla aktif olarak kullanması, video çekimlerinin çok fazla çeken kişilerin çok fazla ünleşiyor oluyor olmaları aslında baktığımızda bu kullanımı arttırmaya bir zemin hazırlıyor. Yani neredeyse video çekip internete koyma yaşı 6-7 yaşlarına kadar düşmüş durumda. Herkes bunun peşinde gidiyor ve bu oldukça tehlikeli bir durum. Evet, yani internet fenomenliği. Evet, internet fenomenliği. İnsanların normal sosyal ilişkileri, yüz yüze olan kişiler arası ilişkilerin bozulması çocuklar açısından oldukça sağlıksız. Zaten çocuk dediğimiz şey, ergen denilen durumda daha çok kişiler arası ilişkilere ihtiyaçları var. Büyüme çağında çünkü. Ergenlikte bile kişi büyüme çağındadır, evet, ve devam eder. Büyüme çağında da bizim sosyal ilişkilerimizin iyi olması ve kişiler arası iletişimin sağlamlaşması ve daha ileri boyut, daha ileride bir başarı elde edebilmesi için bunlar gerekli. Ama tek başına oturup bir video çekmesi, evet, ve sürekli bununla uğraş içinde oluyor olması ya da tek başına evde oturup güvenli ortamında hangi fotoğrafın ne kadar beğenildiği ya da nasıl fotoğraf çekmeliyim, nasıl video çekmeliyim bunlar üzerindeki uğraş hem sosyalliğini etkileyen bir şey, hem yalnızlaşmaya götüren bir şey, hem sosyalizasyon dediğimiz, depresyon dediğimiz daha çok ruhsal hastalıklara sebebiyet veren bir durum. Çünkü yapılan araştırmalarda da internet bağımlılığı, depresyon, sosyal izolasyon, hatta intihar davranışlarına kadar götürülebiliyor. Bir tane vardı böyle bir vaka. Aile çocuğun elinden modemi aldığı için intihar davranışı sergiliyor. Yani bu oldukça ciddi bir problem. Evet, bu sürece gelmeden aslında uzmanlara gidiyor olunması çok değerli ve önemli. Evet. Ve tedavi süreci nasıl oluyor? Ya da bu kişinin yaşamını devam ettirme, işlevselliğini devam ettirme süreci nasıl oluyor? Tedavide daha çok çocuktan ziyade aslında aileyle de çalışılıyor. Aynı zamanda sadece internet bağımlılığı üzerinden değil, biraz önce bahsettiğimiz depresyon, sosyal izolasyon, kişiler arası ilişkiler bunlar üzerinde de aslında bireysel olarak çocukla, ergenle çalışılabiliyor. Ama daha çok aileyle çalışılıp sınırlar, kurallar üzerine konuşuluyor. Eğer gerekirse bu yan ruhsal bozukluklarla ilgili de zaten ilaç tedavisi işin içine oluyor. Yani ilaç tedavisi artı terapi, hem aile terapisi hem bireysel terapi tedavi sürecinde etkili. Peki bu süreçte ailelere, hem çocuklara hem de ailelere neler önerirsiniz? Biraz önce bahsettim aslında. Bir hobi edinmelerini sağlamak gerekiyor. Bu hobi herhangi bir şey olabilir. Okulun içerisindeki sosyal kulüplere katılmaları, bir arkadaş grubu içerisinde bulunmaları, eğer yoksa bile her anne babanın kendi arkadaşlıkları vardır. O arkadaşların çocukları olabilir, aileler bir araya gelebilir ve dolayısıyla çocuklar da bir araya gelmiş oluyor. En azından orada bir sosyal ortamın olması, çocukla iletişimin çok sık oluyor olması, yani aileler birbirleriyle fazla vakit geçirmesi gerekiyor. Bunlar dışında kitap okumaya teşvik etme olabilir. Yine yasaklama değil ama kullanımı azaltma konusunda ya da belli bir saat dilimine izin verme konusunda hem aile hem çocuk bir anlaşma sağlayabilir. Çünkü yasak olmuyor, işe yaramıyor. En azından kullanımı sınırlandırmak gerekiyor ama aynı zamanda çocuğu izlememiz de gerekiyor. Yani 2 saatlik bir süre vermişsek eğer ya da 1 saatlik bir süre vermişsek o 1 saat içinde de neler yaptığını aslında izlemek ve görmek gerekiyor. Kontrollü bir şekilde bakmak gerekiyor. En önemli belki de bağımlılığı engellemekteki süreçte en önemli olay kontrol ve biraz daha gözetim mekanizmasının aile içerisinde gelişmesi.
Çok teşekkür ederiz Ben Uğur Bey. teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı bağımlılık Yani sürecine şöyle dair? diyebilirim, biraz daha ailelerin dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü son 10 yılda internet kullanımı ve sosyal medya kullanımı çok arttı. Evet. Gördüğümüz örnekler hem aile içerisindeki örnekler hem internet üzerinde gördüğümüz örnekler, biraz önce bahsettiğimiz fenomenler artık hayatımızın içerisine girmiş durumda. Aileler şuna dikkat etmeli, çocuğun eğer arkadaş çevresi bir bağımlı çevresi ise çocuğun bağımlı olma ihtimali çok yüksek. Çocuk eğer yalnızlaştım, mutsuzum, psikolojim bozuk gibi sözler sarf etmeye başlıyorsa yine bir uyarı sinyalidir aslında. Ya da 5 dakika daha zaman ver, 5 dakika daha gireyim diyorsa yine bir uyarı sinyalidir. Ya da 3 saat bilgisayarın başındadır ya da internetin başındadır. Daha yeni oturdum ben gibi söylemlerde bulunuyorsa aslında bağımlılık yalanı da getirdiği için dürüst olmuyor ve yalan söylemiş oluyor. Bu tip ipuçlarını ailelerin yakalaması ve böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında da bir uzmana görünmesi etkili olabilir. Evet, bugün internet bağımlılığını konuştuk. İnternetin nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl sınırlandırılması gerektiğini konuştuk. Haftaya yine önemli bir konuda görüşmek üzere, hoşça kalın.